Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılında asgari ücretin 1603 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2018'de de sürecek. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2018 yılı asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Çünkü iş gücü piyasasının dengeleri de burada çok önemli. İşçilerimizin talepleri bizim için çok kıymetli. Bugüne kadar işçilerimizin gelen sesine kulak vererek süreçlerimizde adımlarımızı attık. İşverenlerimiz bir rakam telaffuzunda bulunmadı bu süreçte. Türk İş tarafından 1893 TL'lik bir rakam açıklandı. Ama işverenlerimiz de bu sürece ilişkin makul. Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili verdiğimiz bazı desteklerimiz vardı. Onları sürdürmeme konusunda bir kararımız olmuştu. Bunun bir %6'lık bir maliyet artışına neden olduğunu, bu nedenle daha böyle makul sınırlar içerisinde bir artış yapılması konusunda arzularını dile getirdiler. Yeni belirlenen asgari ücrete göre evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline 1709 lira geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 Ocak 2018'den geçerli olacak asgari ücretin brüt 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlarında belirlendiği kaydedilerek evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin 1709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi. Buna göre bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline 1603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline 1633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline 1656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan iki çocuklu bir işçinin eline de 1679 lira 23 kuruş geçecek. Her hafta salı günü olduğu gibi bu salı gününde de Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla görüştü. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlüklerinin katıldığı Halk Günü'nde sorunlarına kendi başlarına çözüm bulamayan vatandaşlar belediye başkanından sorunların çözümü konusunda yardım istedi. Halk Günü'nde Başkan Yazgı ile yüz yüze görüşerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getiren vatandaşlar Başkan Yazgı'ya her türlü sıkıntılarını anlattı. Bazı vatandaşlar da belediyenin yaptığı çalışmalara teşekkür etmek için Halk Günü'ne katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın vatandaşın talep ve sıkıntılarını tek tek dinlediği Halk Günü her salı belediye başkanlık binasında düzenleniyor. Kış kapıya dayandı, kar yağışı bekleniyor. Aksaray Belediyesi kış mevsiminde sorun yaşamamak için tüm tedbirlerini aldı. Aksaray Belediyesi acil müdahale ekipleri kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı teyakkuz halinde. Aksaray'da hava şartlarına göre olası kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 adet kombine kapsamlı tuzlama aracı, 5 adet grider, 8 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet yükleyici loader kepçe, 8 adet elle tuzlama ekipleri ve araçları, 1 adet solüsyon dispiratörü, 20 ton solüsyon, 2500 ton tuz stoku malzeme ve donanımla 45 personel görev yapacak. Ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü personeline ihtiyaç halinde kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarında Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması da yürütecek. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Mehmet Akif Ersoy Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 81. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi düzenlendi. Anma programına öğrencilerin ilgisi büyük olurken gecede Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler Sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Bir taraftan milletin her geçen gün üstüne yenisi eklenen büyük acılarını tadarak, diğer taraftan babasının ileride vatanına faydalı bir insan olsun diye verdiği hususi terbiye ve eğitimle geçen çocukluğu. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nda yer alan solist Yıldırım Aktaş, kanunda Yaşar Musaoğlu, kemanda Yavuz Tutuş, tamburda Semih Şenyay'la, cello'da Arda Kula, ritimde Cenk Çöl'ün eşliğinde Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden besteler seslendirildi. Aksaray Milli Maç heyecanına ev sahipliği yapacak. 2019 Handbol Dünya Şampiyonası elemeleri Perşembe günü Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Erkek Handbol takımı 4 Ocak Perşembe günü saat 18'de Hasan Dağı Kapalı Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaşacak. Aksaray'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmaya tüm Aksaraylılar davetli. 2019 Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri 5. grup fikstürü Türkiye-Yunanistan maçı da 14 Ocak Pazar günü Aksaray'da oynanacak. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto Amatör Lig temsilcimiz Aksaray Belediye Spor kadrosunu Samet Albayrak transferiyle güçlendirdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor 2. devre transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 3. Lig takımlarından Bergama Belediye Spor'un kaptanı Samet Albayrak'la anlaştı. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Siyah Beyazlar 13 Aralık'ta karşılıklı anlaşmayla Bergama Belediye Spor'dan ayrılan 1984 doğumlu tecrübeli hücuma dayalı oyuncu Samet Albayrak'la görüşme başlattı. Olumlu sonuçlanan görüşmelerin ardından kariyerinde Spor Toto 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de forma giyen Samet Albayrak renklerine bağladı. Albayrak'ın bugün ilk antrenmanda takımla birlikte sahaya çıkacağı belirtildi. Başarılı hücuma dayalı oyuncu Albayrak kariyerinde 15 Türkiye Kupası, 164 Spor Toto 3. Lig, 214 Spor Toto 2. Lig ve 36 Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıktı. Bergama Belediye Spor'da takım kaptanı olan Samet Albayrak, Spor Toto 3. Lig'de 19, Spor Toto 2. Lig'de 26, Spor Toto 1. Lig'de 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.